Toplumumuzda obezite, dünyada özellikle çağımızın pandemisi olarak nitelendirebileceğimiz ciddi bir sağlık problemidir. Öyle ki Dünya Sağlık Örgütü tarafından dünyada ölüme en sık neden olan ikinci hastalık olarak belirtilmiştir. Obezite cerrahisi, obezitenin en etkin ve uzun etkili tedavisidir. Obezite cerrahisinde mide veya hem mide ve bağırsaklarda belli cerrahi işlemler ile kişinin fazla kilolarından ve kronik hastalıklarından kurtulmasını sağlamaktadır. Evet, obezitesi olan bir birey, obezite cerrahisine karar vermeden önce aslında birçok aşamadan geçmekte. Bu kararı vermek öyle kolay bir karar değil. Çünkü ciddi bir yaşam değişikliğini beraberinde getirmesi gerekiyor. Bu birey öncesinde birçok yerde çeşitli diyetler uygulamış, birçok spor aktivitelerinde bulunmuş, hatta birçoğu çeşitli medikal tedaviler almış ancak buna rağmen başarısız olmuş insanlardan oluşuyor. Biz obezite cerrahisini vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan tüm bireylere öneriyoruz. Ayrıca vücut kitle indeksi 35 ve 40 arasında olan ve beraberinde ciddi kronik rahatsızlıkları olan hastalarımıza da obezite cerrahisini öneriyoruz. Obezite cerrahisi kararında kişinin bu ameliyatı olacağı yeri, olacağı doktoru iyi seçmesi gerekir. Çünkü obezite cerrahisi günümüzde çok yaygın uygulanan bir cerrahi olmakla beraber ciddi komplikasyonlara, yani istenmeyen sonuçlara da sebep verebilir. Öncelikle bu cerrahinin olacağı merkezin ileri bir merkez, tüm araç ve gereçlere sahip, haiz olan bir merkez olması gerekir. İyi bir cerrahi ekip tarafından yapılmalıdır. Asıl süreç obezite cerrahisinden sonra başlıyor. Obezite cerrahisi bu işe çok hızlı bir ivme katan, aslında sihirli bir değnek gibi. Dolayısıyla biz bu sihirli değneği çok iyi kullanmamız lazım. Obezite cerrahisinden sonra asıl süreç başlıyor. Bu süreçte kişinin hayat şekli değişikliğini tamamen benimsemesi gerekiyor. Yani şeker ameliyatı olarak bilinen, halk arasında şeker ameliyatı olarak bilinen bizim metabolik cerrahi dediğimiz cerrahi çeşitleri var. Buna primer şeker hastalığını düzeltici bir cerrahi demek yanlış olur. Bu daha çok şeker hastalığına iyi gelen ameliyat demek doğrusu. Biz bu ameliyatta pankreasın var olan insülin salgılama rezervini arttıramıyoruz. Biz bu ameliyatta, yani şeker ameliyatı olarak bilinen ameliyatlarda, bağırsak tarafından salgılanan insüline benzer bir hormon var. Bunun salgılanımını arttırarak şeker metabolizmasını düzenlemesini kolaylaştırıyoruz vücudun ve böylelikle şeker hastalığını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Vücut kitle indeksi 35-40 arasında olup kronik hastalığı olmayan, bizim direkt ameliyat öneremediğimiz bir hasta zonu var. Bu hastalarımız tabii eğer çeşitli diyet denemelerinde, profesyonel diyetisyen eşliğinde diyet denemelerinde bulunmuşlarsa, bir endokrinolog eşliğinde kilo verimiyle ilgili medikal tedavi süreçlerini geçirdiyse, çeşitli endoskopik kilo verme yöntemlerinden fayda sağlayamadıysa, o zaman bu hastaları tabii ki kaderlerine terk etmiyoruz. Bunları da, bu süreçleri tamamlayıp başarısız olan hastalarımıza da obezite cerrahisi önerebiliyoruz.